Bu videoda birkaç tane vektörü başlangıç noktaları orijinde olmak üzere standart formda çizip pozitif x ekseni ile aralarında kalan pozitif yönlü açının ölçüsünü bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurup bu açıyı derece cinsinden benden önce kendi kendinize bulmaya çalışmanızı öneriyorum. Birinci örneğimizdeki u vektörü, birim vektör gösterimi ile 3 çarpı yatay yöndeki birim vektör yani i artı 4 çarpı düşey yöndeki birim vektör yani j olarak tanımlanmış. Aynı vektörü x bileşeni 3, y bileşeni 4 olacak şekilde de yazabiliriz. Orijinden başladığımızda x ekseninde yani yatay yönde 3 birim, y ekseninde yani düşey yönde 4 birim ilerliyoruz değil mi? İş açıya geldiğinde bu açıyı bulmanın birkaç farklı yolu olduğunu söylemek isterim. Özellikle bu örnek için burada bir dik üçgen oluşturursak yani x bileşeni 3, y bileşeni de 4 olduğu için bunu yapmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Evet, eğer buraya dik bir üçgen çizersek bu kenarın uzunluğu 3, bu kenarınki de 4 olur. Temel skah koko takako tanımlarımızı hemen aklınıza getirirseniz karşı bölü komşu bize hangi trigonometrik oranı hatırlatır? Tabii ki de tanjant. O halde tanjant teta eşittir karşı kenar yani 4 bölü komşu kenar yani 3 yazabilirim. Buradan teta'yı bulmak istersek de yapmamız gereken 4 bölü 3'ün ters tanjantını ya da ark tanjantını bulmak öyle değil mi? Evet, bu işlem için hesap makinesi kullanmak istiyorum. Evet, evet, 4 bölü 3'ün tanjantı, ark tanjanta çeviren düğme basılı kalmış. Evet, 4 bölü 3'ün tanjantının tersini yani ark tanjantını aldığımızda 53,1 derece elde ediyorum. Aradığımız açı yaklaşık olarak 53,1 dereceye eşitmiş. Elde ettiğimiz bu sonuç görsel olarak da doğruymuş gibi duruyor öyle değil mi? Her ne kadar dikkat etmemiş olsam da çizimdeki açı 45 dereceden büyükmüş gibi duruyor. Evet evet harika. Burada kullandığımız mantığa göre yani 4 y bileşeni 3 de x bileşeni olduğu için tanjant teta'nın her zaman vektörün y bileşeninin x bileşenine bölümü olacağı sonucuna ulaşabiliriz öyle değil mi? Bu doğrudur. Hatta trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımlarından gelir. Şuraya hemen bir birim çember çizeyim. Bunlar eksenler. Bu da birim çember olsun. Burada vektör olarak gösterdiğimiz şeyi burada bir doğru olarak çiziyorum. Evet, pozitif x ekseni ile bu doğru arasında oluşan açının tanjantı yani tanjan teta. Doğrunun çemberi kestiği noktanın y koordinatı bölü x koordinatı olarak bulunur. Kısacası eğer Burada da bir birim çember olduğunu düşünürsek bu noktanın y koordinatının x koordinatına oranı 4 ile 3 arasındaki orana eşit olur demek istiyorum aslında. Her ne şekilde düşünürseniz düşünün vektörlerin pozitif x ekseni ile aralarında oluşan açının tanjantı her zaman y bileşeninin x bileşenine oranı olarak bulunur. Her şeyin böyle yerli yerine oturması feci hoşuma gidiyor. Şimdi de bu mantığı kullanarak buradaki açının kaç derece olduğunu bulmaya çalışalım. Evet, tanjant teta eşittir. Y bileşeni yani 6 bölü x bileşeni. Başka bir renk kullanayım. Yani eksi 5. Evet, eksi 6 bölü 5 ya da Şimdi biraz dikkatli olmamız lazım. Evet, teta'nın aynı, evet aynı renkle yazayım. Eksi 6 bölü 5'in ters tanjantı yani ark tanjantına eşit olduğunu yazabiliriz ama bu değeri bulduğumuzda elde edeceğimiz sonucun doğru olup olmayacağıyla ilgili buraya ufak bir soru işareti koymak istiyorum. 6 bölü 5 buna eşittir. Eksi işaretini de unutmayalım. Yine bu düğmeye basıp tanjantın tersi yani ark tanjantı bulduğumda yaklaşık olarak eksi 50,2 derece elde ediyoruz değil mi? Not edelim yaklaşık olarak eksi 50,2 derece. Peki bu cevap gözünüze doğru geliyor mu? Kocaman bir hayır. Şekle baktığımızda teta'nın 90 dereceden büyük olduğu aşikar. Eksi 50,2 derece aslına bakarsanız buradaki açıya eşittir. Kısacası bu sonuç tanjantı bu eden başka bir açıya ait. İşte bu yüzden de bulduğunuz sonuçları her zaman sorgulamalısınız. Peki, bu neden böyle oluyor? Yani işlemleri doğru yapmamıza rağmen neden böyle bir sonuç elde ediyoruz? Hesap makineleri ark tanjant hesaplamaları için eksi 90 ile 90 derece arasında sonuçlar verirler. Ve bu sonuçlar ya birinci ya da dördüncü bölgede yer alırlar. Ama Gördüğünüz gibi bizim vektörümüz ikinci bölgede. Bunun için de yani bulduğumuz sonucu doğru bir şekilde değerlendirebilmemiz için birazcık düşünmemiz gerekiyor. Bulduğumuz sonuç hemen doğruyu çiziyorum. Evet bulduğumuz sonuç bu doğru ya da vektör ile pozitif x ekseni arasındaki açıdır. Bizden istenen açıyı bulabilmek yani diğer yöndeki vektör için Olduğumuz sonuca 180 derece ekleyeceğiz. Bunu yaparsak teta yaklaşık olarak eksi 50,2 artı 180 dereceden yine hesap makinesi kullanacağım. Şuna evet şuna 180 ekleyelim. Evet teta yaklaşık olarak 129. 8 dereceymiş. Doğru oldu mu? Evet, doğru. Ve bu sonuç göze de kulağa da hoş geliyor, değil mi? Çünkü buraya kadar geldiğimizde 90, burayı geçtiğimizde de 90 dereceden büyük bir açı elde etmiş oluyoruz. Bu arada bu soruyu da skah koko takako ve dik üçgenler hakkında bildiklerimizi kullanarak da çözebilirdik. Şuraya başka bir renkte bir dik üçgen çizersem, bu dik kenarın yüksekliğinin 6 birim olacağını söyleyebiliriz. Buradaki kenarı ise orijinden 5 birim geriye gidiyoruz değil mi? Evet, eksi 5'in mutlak değeri 5. Buraya bir üçgen çizerek bu açının ne olduğunu bulabilirim, öyle değil mi? x olarak adlandıralım. Tanjant x, karşı bölü komşudan. 6 bölü 5 ve bu 6 bölü 5'in ark tanjantının da x'e eşit olduğu anlamına gelir. Hemen hesaplayalım. 6 bölü 5, 1 virgül 2 eder. Ark tanjantını aldığımızda yaklaşık, evet 50 virgül 2 derece buluyoruz. Evet, x yaklaşık olarak 50 virgül 2'ymiş. Tabii ki henüz bitmedi çünkü x'in değil, teta'nın kaç derece olduğunu bulmaya çalışıyorduk. x ve teta Bütünler açılar, farkındasınız. Toplamları 180 derece olacak, yani teta 180 eksi x'e eşit olacak. Hazır hesap makinemde. Şu açının işaretini değiştirip 180 ile toplayalım. Evet, sonuç tanıdık geldi değil mi? Gördüğünüz gibi yine yaklaşık olarak 129,8 derece bulduk.